Selam ey Nebi. Salat ve selam sana ey Nebi. Ey Resul. Kapındayız. Eşiğindeyiz. Gelmişiz oraya. Kapı açılır mı acep diye bekleyenler gibi bekliyoruz. Hazreti Evs gibi kapıyı zorluyoruz. Bir yandan açılır mı acep? Müsaade edilir mi kapıya girebilmek için? Lakin kapı örtülü, hem tam örtülü, tamamen örtülmüş. İçeride bir sessizlik var. İçeride kim var diyoruz. Yok mu destur girebilmek için içeriye diyoruz. Açılmıyor mu kapı diyoruz. Bu kapı açılmaz ki her isteyene derler. Her gelene kapı açılmaz ki. Girmek için ne lazım olmak? Sahabi olmak lazım. Onu görmüş olmak, ona dokunmuş olmak, ondan bir şey tatmış olmak, onun bir hurmasını almış olmak, bir bakış almak, bir bakış almış olmak lazım diyorlar. Diyoruz ki o zaman biz nasıl bileceğiz Nebi ne yaptı diye, nasıl vefat etti diye. O zaman diyorlar ki sus ve dinle. Bak hikaye etmekte. İşte bir pazartesi günüdür. Yaşı 63'tür veya 61'dir. Hafif kilo almıştır o günlerinde. Onun göğsüyle karnı hep aynı hizadaydı. Göğsü üzerinde hafif aşağıya doğru uzanan kıllar vardı. Narindi, güzel kokardı. Teri uzandı yataktan uzun müddet kokusu kalkmazdı. Bir sokaktan geçti mi? Saatlerce, saatler sonrasından geçen derdi ki buradan Muhammed geçmişti. Narindi, nazikti. Daimi bir hüzün hali vardı. Tebessümünün içinde gizli bir hüzün hali vardı. Mahşeri iyi biliyordu. Bir gün kahkahayla gördüğünü görünce sahabinin dönecek ve diyecekti ki nasıl bu kadar gülebiliyorsunuz kendinizi kaybedercesine. Vallahi benim bildiğimi bilseydiniz çok ağlardınız. Sarsıyordu bazen. Tam yıkılacakken sahabi çekiyordu birdenbire. İttakullaha hakka tukatih diyordu ayet. Allah'ın hakkı olduğu kadar Allah'tan korkun dediği anda sahabi sarsılıyordu sağa sola. Nasıl korkabiliriz Allah'ın hak ettiği kadarınca? Mestata'tum diyordu ayet sonra. Gücünüz yettiği kadar korkun diyordu. Hafifletiyordu. Zor ayetler geldiğinde ellerini kaldırıyordu havaya. Rahmetin merkezine ya Rabbi diyordu, merhamet ümmete. Hafifleten ayetler iniyordu hemen akabinde. Şimdi hastadır. Derin bir öksürük boğmaca gibi gelip gidiyor. Öğle vaktidir. Öğle yakın bir andır. Hazreti Ayşe diyor ki içeri girdim. Gözüyle bana baktı böyle. Elime baktı, yüzüme baktı. Bir şey ifade etmekte zorlanıyordu. Yanına gittim, dedim canım feda, bir şey mi istiyorsun? Baktım, dedi ki evet. Ne istiyorsun ya Resul dediğimde? Elindekini. Elindekini dedi. Elindekini. Sürekli onu istiyordu. Şunu istiyordu. Sanki diyordu ki elindekini bana ver diyordu sanki. Elindekini arzu ediyordu. Misvaki istiyordu. Elindekini arzu ediyordu. Hazreti Ayşe diyordu ki versem mi sana? Evet diyordu. Veriyordu eline, uzatıyordu.
misvak ile dişini temizliyordu. Ama takati yetmiyordu. Biraz sonra takati azalıyordu. Gücü zayıflıyordu biraz sonra. Hazreti Ayşe diyordu ki, ben yardım etsem mi sana? Evet diyordu. Hazreti Ayşe misvak ile dişini temizliyordu. Teslim olmuştu Ayşe'ye. Hatice'ye vahiy geldi gün teslim olduğu gibi. Üşüyordu derin derin. Bazen titriyordu. Ağır. Ateş ağır basınca. Hazreti Ayşe bir an durdu. Evet evet. Resulullah ağırlaşıyor. Nefesi daralıyordu birdenbire. Oturdu yanına. Bir şey istiyor musun dedi. Başımı dizine koy dedi. Başını dizime koydum diyor Hazreti Ayşe. Gözüm ondaydı. En sevgili deydi. Ne kadar mütevaziydi. Öyle diyor Hazreti Ayşe. Hayır hayır. O bizimle beraber değildi artık. Vücudu oradaydı ama ruhu çok başka yerdeydi. Gözü başka yerdeydi. Arıyordu sanki. Gelen haberci bekler gibiydi sanki. Gelecek olan haberci diyecek ki, hadi Muhammed, gitmek zamanı gelmiştir diyecektir aleyhisselam. O da diyecek ki, gelmişse zaman gitmek lazımsa hadi gidelim o zaman diyecek. Yine bir kasvasına binecek, hicret eder gibi. Kasvasına binecek, Uhud'a gider gibi sanki. Sanki Uhud'a gidiyordu işte, sanki Bedir'e gidiyordu işte. Enes bin Nadr'ın yanına gidiyordu sanki. Sanki çok özlemişti. Sanki diyordu ki, kasvamı hazırlayın, gideyim artık. Denir ki o an Cebrail içeri girdi. Bütün edebiyle. Hazreti Cebrail diyordu ki, ya Resulallah, bir misafirin vardır. O kimdir diye soruyordu. O Azrail'dir ya Resulallah. Müsaade varsa içeri girecek. Medet varsa şayet. Yok, Allah'ın Resulü istemiyorsa geldiği gibi geri dönecek Azrail. O sadece bir şey soruyordu Hazreti Cebrail'e. Sadece bir soru soruyordu Cebrail'e. Diyordu ki, zamanı geldi mi onun? Zamanı geldi ya Resulallah. O zaman girsin diyordu Hazreti Azrail için. Biraz sonra Hazreti Azrail kemali edeble, bütün edeble içeri giriyordu. Diyordu ki, ya Resulallah, Esselamu yukuri'ukesselam. Allah sana selam göndermiştir. Allah diyor ki Muhammed'e, sor, dünyada ebedi mi kalmak istiyor yoksa yanıma mı gelmek istiyor? Ona sor mutlaka, muhayyer bırak onu. Diyordu ki, dudaklarından hafif bir söz dökülüyordu. O narin nazenin dudaklarından, birkaç gündür büzülmüş kuruyan dudaklarından hafif bir ses. Muhammed Allah'ı çok özlemiştir diyordu. Ben Rabbimi özledim ki diyordu. Hazırım demek istiyordu yani. O zaman Cebrail ve o zaman Hazreti Ezrail, ikisi birdenbire kanatlanacaklar. Sürurla sevinerek diyecekler ki, ya Resulallah, vallahi gökte bayram var, sen geleceksin diye. Sema ehli hazırlanmıştır. Sen geleceksin diye. Azrail aleyhisselam Resulullah'ın ayağını tutacak böyle. Sonra yavaş yavaş tertemiz ruhu bedeninden ayıracaktır. Hani ruh vardır bedenden hemen kopmak ister. Beden vardır ruha, der ki gitsen sen artık. Ruh bedene düşman, beden ruha düşman. Hani ruh vardır bedenden ayrılmak istemez, kenetlenir. Beden vardır ruhtan ayrılmak istemez, kenetlenir. Muhammed Mustafa'nın ruhu ve bedeni öyleydi. Beden ruhtan, ruh bedenden memnun. Yavaş yavaş çekmektedir. O anı Hazreti Ayşe hadis kitaplarına ve tarih kitaplarına göre şöyle anlatıyor, sirete göre. Diyor ki, gözleri
semaya takıldı. Sanki ona bir şey soruyorlardı. O da cevap veriyordu. Baktım Resulullah şöyle dedi. Allahümme errafikul a'la. En yüce dost. Sonra baktım sağ elinin şehadet parmağını göğe doğru kaldırdı. Ben bir şey diyecek diye beklerken parmağıyla şöyle işaret etti. Sanki hilale benzer bir şekil çiziyordu. Gökten yere doğru indiriyordu sanki. Sanki ayı yere indiriyordu. Üç şey diyor Hazreti Ayşe. Mübarek dudağından üç kelime döküldü. Dedi ki, Es-salat es-salat. Namaz namaz dedi. Es-salat es-salat. En-nisa en-nisa. Kadınlar kadınlar. Kadınların hakkını koruyun. Kadınlar hakkını koruyun. وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ Garibanlar, garibanlar, mazlum olanlar, düşkün olanlar, onlara zulmetmeyin dedi. Üç kelime, hayatını özetleyen üç kelime, Nebi'nin hayatını özetleyen, davetini özetleyen üç kelime, kadınların hakkı diyordu, kadınların hakkı diyordu. Sonra dönüyordu ve devam ediyordu. Namaza devam edin namaza, sonra mazlumların hakkı diyordu, mazlumların hakkı. Üç kelime. Sonra diyor ki Hazreti Ayşe eli yavaşça aşağı indi. Ne kadar halim ve selimdi. Peygamberliği ne kadar kabul etmişti işte sessizce ölümü o kadar rahatça kabul ediyordu. Kapıya geldiğinde melek hayır demiyordu. Bazı peygamberler hakkında rivayet edilen Azrail'le sembolik kavgadan hiç bahsedilmez kitaplarda. Mütevaziydi. Sessizdi, sakindi. Gelmişse kader, gelmişse Allah'tan irade, gelmişse oradan emir gidecektir. Hazırdır Resulullah. Hazreti Ayşe diyor ki eli indi yanımdaki Kevser, yanımdaki Zemzem suyunun bulunduğu tasın içine mübarek eli düştü ve öylesine durdu. Duraksadı. Eğildim ona. Dedim ki ya Resulallah duyuyor musun beni? Gözleri açıktı. Öyle diyor Hazreti Ayşe. Ne kadar güzeldi diyor. Ne kadar güzel bir yüzü vardı. Ne kadar temiz bir yüzü vardı. Sakalları uzundu hafifçe. Şöyle dört parmak kadarcaydı sakalları tuttuğunda. Bıyıklarının altı kesikti şöyle. Dudakları görünürdü. Saçını ortadan tarardı. Saçı siyahtı. 16 kıl varmış burada beyaz. Onun dışında ortadan uzundu. Kilolu değildi. Son günlerinde hafifçe kilo almıştı. Yaşlanmıştı. Yürürken bastona dayanıyordu artık. Gitmek zamanı gelmişti ya Resul. Göktekiler diyorlardı ki Muhammed Mustafa gelse artık. Yeter artık diyorlardı. Bir kapı açılmıştı, gitmek lazımdı. Gidecekti. Belli ki Hatice'sini hatırlıyordu. Sanki orada Zeynep gelmiş kızı. Daha birkaç yıl önce vefat eden Zeynep. Mazlum kızı Zeynep sanki bir kuş sessizliğiyle bembeyaz bir martı gibi, bembeyaz bir kelebek gibi geliyordu Zeynep. Hadi diyordu baba gelsene, seni bekliyordu cennette. Sanki döndüğünde Ümmü Gülsüm'ü görüyordu. Ümmü Gülsüm'e diyordu sen de mi geldin kızım? Ben de geldim baba. Seni almak için geldik baksana hepimiz. Sanki dönüyordu, oğlu küçük oğlu İbrahim'i görüyordu. Sanki İbrahim diyordu ki seni çok özledik baba. Sütten bile kesilmemiş evlat. Sanki İbrahim diyordu ki sanki Kasım diyordu ki buradayım ben de babam. Sanki kendisinden önce vefat etmiş altı çocuğu oradaydı. Hadi gel baba diyorlardı. Gülümsüyordu son anında. Sanki Hazreti Ayşe'nin gücü olsa ölümü çekip atacak. Sanki diyecek ki kapıları kapatın Muhammed'e, kimse dokunmasın diyecek. Ama belki evlat baskısı daha ağır geliyordu kim bilir.
Evlatların özlemi belki daha ağır basıyordu. Diyordu ki ben özledim onları, dünyada tadamadım yeterince. Koklayamadım evlatlarımı, bari cennete koklayayım diyordu sanki. Sanki kapıyı öylesine zorluyordu. Ne kadar rahattı giderken. Ne kadar rahattı. Yüzünde en küçük bir hüzün yoktu. İşte onu alıyorlardı, beraber götürüyorlardı. Kol kola cennete doğru. Hazreti Ayşe diyor ki ben baktım ona, Resulullah'a, Allah'ın Resulüne baktım. Mübarek gözünden bir damla yaş yavaş yavaş gözünden aktı ve sakalına doğru. Ben bir daha söylendim. Dedim ya Resulallah, ben Fatıma'yı, ben Ayşe'yim. Beni duyuyor musun dedim. Sessizdi, konuşmuyordu. Gözleri açıktı. Bir daha bağırdım, ben Ayşe'yim dedim. Baktım ki haber yoktu. Anladım ki çoktan vefat etmiş. İşte o an dışarıdakiler içerideki sesi duydular. Bir kadın bağırmasını, sonra kadınların bağırmalarını duydular. Bir kadın bağırıyor, diyordu ki yıkılsın Medine diyordu. Yıkıldı Medine. Bir daha mamur olmadı ki Medine. Yıkıldı gönüller, bir daha dönmedi ki. Tarumar oldu. Gitti Medine. Biliyorum, biliyorum, Bakî mezarlığındaki vefat eden kızları ayaktaydı. Sanki göğe doğru yükseliyorlardı. Bembeyaz giysiler içerisinde. Sanki diyordu ki Bakî mezarlığındaki Resulullah'ın akrabaları diyorlardı ki sahabesi, nereye gidiyorsun Ümmü Gülsüm, nereye Zeynep, nereye Yurkuye, nereye İbrahim diyorlardı, nereye Osman İbni Maz'un diyorlardı. Sanki diyorlardı ki bilmiyor musunuz Muhammed Mustafa gitti. Ne çok sevilmiştin, öylesiye sevilmiştin. Kim sevilebildi senin kadar, kim sevilebilir senin kadar? Bütün bir ömür koysanız ortaya, kimse sevilmedi Muhammed kadar. Ne İsa sevilebildi ümmeti içinde, ne Musa sevilebildi ümmeti içinde. Muhammed kadar sevilmedi kimse. Kimse onun kadar feda etmedi. Kimse onun kadar onun için ağlamadı. Kimse onun kadar kendini feda etmedi. Bugün bile 21. asırda, şurada, şu sahur vaktinde ben ağzım dolusunca göğsümü gere gere evet sonuna kadar Muhammed, sonuna kadar Muhammed diyorsam aleyhissalatü vesselam, elbette ki öyle. Hak ediyordu çünkü de onun için Muhammed'ti. Sonsuza kadar Muhammed, kapısında koşuncaya kadar, eşiğine uzanıncaya kadar. Keşke olsa sırtımda taşısam, keşke. Seni bir seven de benim diyebilsem, keşke gitsem bin defa, eğilsem desem ki Muhammed Mustafa, bir severim bu kapıda, bir hayranım bu kapıda, sırtıma binsen desem, keşke desem ki Mekke'de sırtına konmuş olan işkembe benim yüzüme atılsa desem, keşke diyebilsem. Başka bir şey o. Anlamak için Medineli olmak lazım. Anlamak için Medine'ye geçmek lazım. Kubbenin karşısında durup gözü oraya takıp durmak lazım. Takamazsan, bakamazsan, bakışamazsan, dönemesen kıymeti yok ki. Ne kıymeti var dünyanın o olmasa şayet. Ne kıymeti var hayatın onlar olmasa şayet. Yıkılıyordu Medine. Sahabi kapıya hücum ediyordu. Bütün sahabeler kapıya hücum ediyorlardı. Açın kapı diyorlardı. Ne oluyor içeride? Kadınlar kapı kapatıyorlardı. İçeri kimse girmesin diye. Yanıyordu Medine. Zaten vefatından 2 gün önce birdenbire uykudan aniden uyanmıştı. Birdenbire bağırır gibi uyanmıştı. Hazreti Ayşe canım feda. Hazreti Fatıma canım feda. Ne oldu diye koştuklarında demişti ki Medine'nin evleri yanıyor. Medine'nin üzerine ateş yanıyor, ateş. Fitneye işaret ediyordu. Doğrudur. Akıbet bir kefendi. Ya bulamayanlar da vardı. O kefensiz gidenler de vardı mezarlarında. Bugün gidip sorun. Neler anlatacak mezarlara? Bir dili olsa. O topraklar
ya o mezar taşlarına hikayeler anlatmakta. Ne fecaatler, neler anlatacaklar. Ne hayatları anlatacaklar, ne maceralar anlatacaklar. Orada bağırışanlardan hikaye anlatacaklar. Kiminin orada başının kırıldığından, kiminin feryadından bahsedecekler. Kiminin ümitsiz ve sessiz kaldığından, kiminin ziyaretçisiz kaldığından, kiminin hikayelerinden bahsedecek. Konuşabilse mezarlar, bir dili açılsa. Hazreti Ebu Bekir işte minbere yürüyordu. Nebinin üç basamaklı minberine yürüyordu. Medine Hazreti Ebu Bekir'in peşinde. Ebu Bekir ne diyecek? Belki Hazreti Ebu Bekir diyecekti ki Resulullah hastadır, merak etmeyin. O kalkacak, o biraz sonra kalkacak diyecektir Hazreti Ebu Bekir. Endişelenmeyin diyecek. Belki öyle diyecek ve belki diyecektir ki merak etmeyin, can Muhammed iyidir diyecek. O canınız kalkacak birazdan. O mihraba gelecek, minbere gelecek. Bak, bekleyen bir namaz var. Şu ikindi namazını kıldıracak diyecek belki. Hazreti Ebu Bekir minberdedir. İkinci basamakta. Üçüncü basamak Resulullah'ın oturduğu yerdi. İkinci basamaktadır. Etrafı şöyle bir gözetir böyle. Ebu Bekir olaya el koymuş aslında. Şöyle bir bakar. Hazreti Ömer hırçın bir şekilde elinde kılıç dolaşıyor. Medine'de kılıcının kime değeceği belli değil. İnsanlar sinmiş biraz. Ömer'in bu tavrından dolayı kenara çekilmişler. Hala gür sesi duyuluyor Medine mescidinde Hazreti Ömer'in. Hala konuşuyor. Sonra birdenbire Hazreti Ebu Bekir'in sesi duyuldu. Hattab'ın oğlu dedi. Hattab'ın oğlu buraya bak dedi. Hazreti Ömer baktı biraz. Buyurun diye söyleyince Hazreti Ömer diyordu ki, Hazreti Ebu Bekir diyordu ki Hazreti Ömer'e, Hattab'ın oğlu diyordu. Hattab'ın oğlu. Sus ve dinle. Unuttun mu Muhammed öldü veya ölür veya öldürülürse ökçeniz üzerinde geri gelinsin mi döneceksiniz? Öyle diyordu. Duraksıyordu, bir an duruyordu. Resulullah vefat etmiştir diyordu. Sonra şöyle diyordu. Kim Allah'a tapıyorsa Allah hayy la yemuttur. Kim Muhammed'e tapıyorsa ki Muhammed vefat etmiştir dedi. Sonra dönüyordu Ömer, kılıcını kınına koy yeter artık. Ömer duruyordu. Konuşan başkası olsa oraya doğru yürüyecek. Konuşan Ebu Bekir'di. Resulullah'ın yanındakiydi. Kur'an'ın ikinin ikincisi dediği insandı. Hazreti Ömer bir an susuyordu. Elindeki kılıç Ömer'in elinden açıyordu avucunu. Kılıç bütün hızıyla Medine'nin mescidinin kumları üzerine düşüyordu. Hiçbir şey söylemiyordu. Dönüyordu Resulullah'ın kapısına doğru. Kapıya geliyordu, perdeyi açıyordu. Kadınlar Ömer'i görünce sağa sola kaçışıyorlardı. İçeri giriyordu. Şu Resulullah nasıl bu insanları dize getirmiş? Şu Ömer'i bile dize getirmek ne kadar zor. Şu volkan gibi adam. Nerede patlayacağı belli olmayan bir yanardağ sanki. Ne yapacağı belli olmayan adamı nasıl dize getirmiş? Nasıl mum gibi yapmış? Nasıl Hazreti Halid gibi bir harp dahasını nasıl eğirip çevirmiş Muhammed Mustafa? Hazreti Ebu Bekir gibi bir bilge adamı nasıl getirmiş, oturtmuş, hizaya koymuş? Nasıl? Şu Halim Selim insan,
Şu güleç yüzlü Muhammed mi yaptı bunları? Evet evet, o yaptı işte. Allah'ın peygamber yaptı, zat yaptı. Abdullah'ın yetimi yaptı işte. Amine'nin yetimi yaptı işte. Mekke'de Ebu Talib'in evinde çok akşam aç kalan şu çocuk yaptı işte. Dönüyordu Hazreti Ömer. Onun yanına geliyordu, Resulullah'ın yanına. Resulullah'ın başındaki, üzerindeki perdeyi çekiyordu. Sonra bakıyordu. Baksana diyordu Resulullah. Ebu Bekir ne söylüyor? Senin öldüğünü söylüyor, doğrudur. O diyorsa doğrudur diyordu. Demek ki sen öldün öyle mi diyordu. Demek ki sen bizi bıraktın ve gittin. Sonra bakıyordu, kabullenemiyordu tabii. Demek ki biz kimsesiz kaldık. Demek ki biz sensiz kaldık. Demek ki sen çektin ve gittin öyle mi? Dönüyordu, çıkacak, çıkamıyordu. Şöyle omuz vuracak, duvarları yıkacak, yıkamıyordu. Eliyle kaldıracak Resulullah'ın uzanmış olduğu sediri göklere doğru kaldıramıyor. Haykıracak Medine'ye, belki haykıracak güneşe. Niye sen gitmiyorsun oradan? Hala insanlara bakıyor musun diyecek. Güneşe haykıracak, yetişemiyordu. Elinden gelse semaya doğru tırmanacak, meleklere diyecek, ben sizi kıskanıyorum. Madem ki Muhammed gitti, ben de gideyim diyecek. Diyecek de dönüyordu. İşte diz çöküyor Ömer Resulullah'ın önünde. Sonra kollarını açıyor, o geniş kollarını. Hazreti Peygamber'i kucaklıyor. Sedirle beraber Ömer ağlıyor işte. Büyüklerin hüznü büyük olurmuş, öyle diyorlar. Azim olurmuş, yakarmış, iz bırakırmış, çökertirmiş büyüklerin hüznü. Ağlıyor, diyor ki, hatırlıyor musun ya Resulallah? Konuşuyordu peygamberle, o dem işte Hazreti Ömer. Hatırlıyor musun ya Resulallah? Hani sen bir hurma kütüğüne dayanıp hutbe okurdun da, sonra hutma kütüğünden ayrıldığın gün hurma kütüğü ağlamıştı da, Medine mescidinde hepimiz duymuştuk da, sen minberden inmiştin de, hurma kütüğünü kucaklamıştın da, hurma kütüğü öyle susabilmişti. Sen onu kucakladın, sustu. Ya şimdi bizi kim kucaklayacak? Ya bizim iniltimizi kim bastıracak? Diyordu Hazreti Ömer. Dedim ya, büyüklerin hüznü azim olurmuş. Ürpertirmiş. Ürpertiyordu hakikaten. Sonra dönüyordu Hazreti Ömer. Dışarı çıkıyordu. Pazartesi günü böyle geçti. Bütün gün böyle geçti. Çalkantıyla geçti pazartesi günü. Resulullah'ın yıkanması salı gününe kaldı. Cenaze iki gün yerde kalacaktır. Tertemiz vücut. İki gün. İnsanlar dağdan iniyorlar. Çölden geliyorlar. Kasabalardan. O sahabi o sahabiye diyor ki, duydun mu? Ne oldu? Ne olacak? Kıyamet koptu. Kıyamet. Nasıl? Nerede kıyamet koptu? Muhammed öldü. Birisi elindeki toprağı atıyordu yüzüne. Muhammed öldü demek. Ondan ona, ondan ona. Çocuğunu kapan koşuyordu Medine'ye. Koyununun önüne süren yürüyordu Medine'ye. Kıyamet kopmuş ya artık. Mahşer yerine gidercesine. Muhammed öldü ya, mahşer koptu zaten. Öyle bakıyordu sanki. Yürüyün Medine'ye, yürüyün. Ölmek lazımsa onunla beraber. Gömülecekse onunla beraber. O yaşamıyorsa bundan sonra ne kıymeti var? Öyle bakıyordu sahabi. Öyle yetişmişti. Öyle aşkın bir aşkla, aşklar ötesi bir aşkla, muhabbetle sevmişti ki tarifi imkansız, yakan yıkan bir sevgi, tarumar eden bir sevgi. Diyorlardı, kim onu yıkayacak? Diyorlardı ki, Ali, Abbas, Kusem, Fadıl, Şakran, Resulullah'ın akrabaları, yabancı kimse girmeyecek diyorlardı. Bütün kadınlar boşaltıyordu. Nerede yıkanacak? Vefat etti odada. Su nereden gelecek? Hangi kuyulardan su içmişse her kuyudan bir kova gelecek.
sahabi dizilmiş tek sıra halinde. Medine'nin kuyularından Resulullah'ın kapısına sıralar var. Kuyruk olmuş kuyruk insanlar. Elde bir kova daldırılıyor kuyuya çıkıyor. O ele o ele. Nereye bu su nereye? Muhammed'e Muhammed'e. Bu su diyecek ona. Her kovayı alanın gözyaşları kovanın içine damlıyordu. Nebi gözyaşıyla yıkanıyordu. Gidiyordu bütün kovalar birbiri ardınca Medine'ye doğru, odaya doğru. Hazreti Ali aslında hiç ölü yıkamamıştı ki. Birkaç gün önce Resulullah'la konuşurken bir ara Allah Nebisi ona demişti ki ben ölürsem sen beni yıka Ali. Demiş ya Resulullah ben ölü yıkayamam ki. Resulullah diyordu ki sana alıştırılacak, sana öğretilecek merak etme. Sen beni kolay yıkayacaksın diyordu. Sen beni kolay yıkayacaksın Ali. Aslında ağlayan Medine'ydi. Resulullah'ın üzerinde durduğu sedir ağlıyordu. Medine bir daha hiç ağlamayacaktı. Yeterince işte ağlıyordu. Gözyaşını kuruturcasına ağlıyordu. Dönüyorlardı nasıl yapalım diye bir ses geliyordu Medine'ye birdenbire oda içerisinde. Hepsinin başı önüne düşüyordu. Sanki bir uyku hali, tıpkı bir uyuklama hali sanki. Diyordu ki la tenzu an Resulillahi kamisa. Hazreti Peygamber'in sakın ha gömleğini çıkarmayın. Gömleğini çıkarmadan yıkayın onu. Bir ses öyle diyordu. Öyle diyordu. Resulullah'ın gömleğini çıkarmayın. Sonraken kalkıyorlardı, birbirlerine bakıyorlardı. Kim bu sesin sahibi? Bu ses nereden geldi? Denir ki konuşan Cebrail'di. Cebrail vahiy getirir gibi iniyordu. Vahiysiz konuşuyordu. Muhammed'i soymadan yıkayın. Hazreti Ali eline bes sarıyordu. Su dökün diyordu. Fadıl ve Kusem su döküyorlardı. Hazreti Abbas Resulullah'ın başını tutuyordu. Şimdi su döküyorlardı işte. Diyorlar ki Hazreti Ali hariç herkes gözünü kapatmıştır. Hazreti Ali diyordu ki su değerken hani olur ya Resulullah'ın edep yeri açılırsa kim Resulullah'ın edep yerine bakarsa gözleri kör olur. Sakın bakmayın diyordu. Yüzlerini kapatıyorlardı. Gözlerini bir kumaşla bağlıyorlardı. Ali hariç. Hazreti Ali hayatı boyunca kendi edep yerine bile bakmamıştır. O kadar edep. Hüzün kelimesi yeter mi acaba? Anlatabilmek için vurgun desem ki vurgun desem, vurgun zayıf kalmaz mı acaba? Desem ki tarumar oldu kainat, desem ki Hazreti Musa diyor ki, Hazreti İsa gibi, Hazreti Yahya gibi, Muhammed nerede kaldı? Göktekiler diyorlardı ki bekleyin biraz sonra gelecek. O nereye gitti? O belki Rabbini ziyarete gitti. Kim bilir belki. Acaba gökte böyle mi konuşuluyordu bilmiyoruz. Yerdekiler ağlıyordu, göktekiler seviniyordu. Muhammed geliyor diye. Diyorlardı yetersin yanınızda oturdu. Gelse artık Muhammed diyorlardı. Ey sevgili yar. En sevgili yar. Hazreti Ali diyor ki bir ara onun karnına bastım böyle. Ölülerin karnına basılır. Vücudunda bir artık varsa çıksın diye, temizlensin diye. Hazreti Ali anlatırken bunu sonra ağlayacaktır. Karnına bastım Resulullah'ın. Hiçbir şey yoktu midesinde. Vallahi onun üzerine su dökündükçe içeriye mis kokusu yayılıyordu diyor. Koku dışarıya doğru. Muhteşem bir mis kokusu Medine'ye. Kapıdakiler soruyor ne oluyor içeride? Resulullah yıkanıyor Resulullah. Su damla damla. Bir ara kapı açıldı.
Evs bin Havli diye bir sahabi var. İçeriye daldı birdenbire. Hazreti Ali kollarından tutu dışarıya dedi. Medineliler diyorlar ki biz Resulullah'ın dayızadeleriyiz, bırakın bizi girelim. Mekkeliler diyorlar ki biz Kureyş'iz. Kimse içeri almıyorlar. Evs içeri sızdı, Hazreti Ali tuttu elinden dışarı dedi. Evs eski bir köle. Hazreti Ali dışarı deyince Evs diyordu ki, Ali diyordu, kurban olayım sana, dokunma bana. Hani Mekke'ye girdiği gün ben onun devesinin arkasında oturmuştum. O günün hatırına beni çıkarma. Ne olur vallahi burada oturacağım. Yeter ki ona dökülen su bana sıçrasın. Başka bir şey istemiyorum senden. Ben burada oturmaktan başka hiçbir şey istemiyorum. Yeter ki ona dökülen su bana sıçrasın, yeter diyordu. Ali Evs'in çok ağladığını görünce bir şey demiyordu Hazreti Ali. Peki otur diyordu. Salı günü yıkanılacaktır. O gün cenaze namazı kılınacaktır. Cenaze namazı kılmak için önce Resulullah'ın odasını boşalttılar. Odada kimse yoktu. Oda bomboş. Derler ki Cebrail ve diğer melekler sıra halinde namaz kıldılar. Sahabi önce Cebrail için odayı boşalttı. Sonra Hazreti Ali, Hazreti Abbas, Kusem, Fadıl ve diğer erkek tarafı Resulullah'ın akrabaları Ehl-i Beyt içeri girdi, tekbir getirdiler. Resulullah'ın cenaze namazında hiç kimse imamlık yapmamıştır. Bu konuşulduğunda, kim imamlık yapacak diye konuşulduğunda Hazreti Ali dedi ki, o bizim dünyada imamımızdı, öldükten sonra da imamımızdır. Kimse ona imamlık yapamaz diyecektir. İşte şimdi namaz kılıyorlar. Birbiri ardınca. Sonra üç dost içeri girdi. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman. Tabii ki görülecek bir manzaradır. Sırt sırtalar, cennetle müjdelenmiş 10 sahabi yan yandalar. Hazreti Ebubekir elini kaldırıyordu. Tekbiri alırken ne ağladı. Hazreti Ömer hakeza, Hazreti Osman hakeza. Kimi saysam ki, kimi bırakabilirim ki? Bilal desem, Ammar desem mesela, Halid desem ki Müsenna desem, desem ki Hazreti Kaka desem, o mekanlara sığmayan, belki Hazreti Halid ile ölçülebilecek en büyük komutan olan Hazreti Kaka desem ki, girdiği hiçbir harbi kaybetmemiştir. Hazreti Kaka çok az duydunuz bir sahabi ismini ama öyle muhteşem bir sahabi ki darbı mesel olmuştur Medine'de. Kaka'nın içine girdiği hiçbir harp kaybedilmez. Hazreti Ebu Bekir'in ifadesiyle Kaka tek başına 1000 adam demektir. Dedi adam, desem ki o, desem ki Ebu Zer, desem ki Selman, desem ki Taha, desem ki Abdurrahman İbni Avf desem, desem ki Ebu Said'in Hudri desem, kim kalacak ki desem, 10.000 kişi mi sayayım, 100.000 kişiyi mi? Kapıda 100.000 kişi sıra bekliyor. En sevgiliye dokunabilmek, en sevgili yakından görebilmek için birbiri ardınca giriyorlar. Sonra kadınlar. Tam bir gün sürecek cenaze namazı. Herkes kendi halince anlatıyor. Herkes kendi halince konuşuyor, sohbet ediyor Resulullah. Namaz kılmıyor sadece, sohbet ediyor. Ey Nebi diyorlar. Bir hatıra, 1000 hatıra birbiri ardınca, kim bilir. Neler neler konuşuyor, neler anlatıyorlar, kim bilir. Şimdi
Kefenlenmiş olan Resulullah, cenaze namazı kılındıktan sonra Resulullah'ın çarşamba gecesidir. Gece yarısı. Pazartesi gündüz vefat etti, salı böyle gitti, çarşamba gece yarısı. Bir tarafta da halifelikle ilgili görüşmeler sürüyor. Hazreti Ali hiç bulaşmadı bu işe. Hiç karışmadı. Ensar bir bizden, Mekkeliler bir bizden iki lider olsun deyince Hazreti Ömer büyük bir fitnenin önünü kapattı. Hazreti Ebu Bekir oradayken uzat elini dedi. Elini uzattı, ben dedi Ebu Bekir'e biat ediyorum dedi. Birkaç kişi derken bir anda bundan hoşnut olmayanlar oldu belki ama Hazreti Ebu Bekir'de ittifak edildi. Ömer bir fitne kapısını kapattı böylece. İkiliği kapattı. Bunun için Hazreti Ömer'i sevmeyenler vardır. Ama o en zor zamanda en makul olanı, en doğru olanı yapmıştır. Çarşamba gece yarısı Resulullah nerede gömülecek? Kimisi diyordu ki Medine mezarlığına. Kızlarının yanında diyorlardı. Oğlu da orada. O orayı seviyordu diyorlar. Onu oraya götürelim. Bir kısmı diyordu ki başka bir yere. Uzun tartışmalar. Sonra Hazreti Ayşe'nin gördüğü bir rüya akıllarına geldi. Bir gün Hazreti Ayşe yıllar önce şöyle bir rüya görmüştü. Bakmıştı ki tavan yırtılıyor, evinin tavanı. Biri güneş, biri ay, biri yıldız gibi üç küme, üç ateş gibi bir şey, üç nur Hazreti Ayşe'nin odasına düşüyor. O zaman Hazreti Ayşe soruyordu babasına. Baba bu ne demektir deyince babası diyordu ki kızım eğer rüyan sadıksa bunun anlamı şudur. Senin odana üç insan gömülecek. Biri güneş gibi, biri ay gibi, biri yıldız gibi. İşte güneş buydu Resulullah'tı. Ay Ebu Bekir'dir, yıldız ise Ömer'dir. Sonra ortaya çıkacaktır bu. Güneş, Nebi Güneş'ti tabii ki. Sonra bir hadis daha söyleniyor. Resulullah şöyle buyurmuştur. Peygamberler öldükleri yere gömülürler. İşte şimdi o öldüğü yerde. Diyorlar ki Resulullah'ın mezarını kazın. Hazreti Fatıma anlatıyor. Resulullah'tan sonra en genç aile ferdi, en erken vefat eden kız. Hazreti Fatıma diyor ki, ben öldüğüne inanmıyorum. Diyordum babam hemen kalkacak. Ümit ya. Ne zaman ki Medine'nin gece yarısında Resulullah'ın odasına ilk kazma değdiğinde toprağı kazmak için o tak sesi beni yerinden öyle bir sıçrattı ki beynimin içine değiyordu o kazma sesleri. Her kazma sesi gelince anlıyordum ki dönüş yok artık. Anladım ki babam gömülecek. Kazma sesini duyunca bütün Medine ağlamaya başladı. Resulullah biraz sonra toprağa verilecek. En sevgili toprağa teslim edilecek. İşte şimdi, şurada, bu mescitte, şu gördüğünüz yerde. Ne kadar yakındık orada ona, ne kadar yakınız ona. Kalben her yerde yakınız belki ama orada bedenen de yakınsın ona. İşte 10 adım ötende, orada duruyor işte. En sevgili yar. Şu zeminde, şu zemine sorsan Muhammed'den bahsedecek. Diyecek ki Muhammed burada dolaşıyordu üstünde. Ebu Bekir'le beraber Ömer, diğer sahabiyle beraber burada oturuyordu diyecek. Neler neler anlatacak, nelerden bahsedecek, dem vuracak. Neler neler, neler söyleyecek. Hazreti Peygamber'den bahsederken bin Medine'den bahsedecek. Bütün kainat sanki ondan bahsedecek, ona yönelecek. Bütün kabbe Resulullah'la beraberdi. İşte mezarı orada, şu yeşil kubbenin altındaki, şu görmüş olduğunuz demir parmakların arasında bütün kainatın efendisi vardır. Ne kadar mütevazi bir mezar. Toprakla aynı hizadadır, göremiyorsunuz.
İçine girseniz, şu demir aksamı bir geçseniz, şu duvarlara bir girseniz, Resulullah'ın mezarı orada, toprakla aynı seviyede. Üzerinde ne bir kubbe var, ne bir taş, hiçbir şey. Toprakla aynı seviyede. Orada işte yanında Hazreti Ebu Bekir, hemen bir yanında. İşte yanında Hazreti Ömer, beraber de orada. İşte şu oda Hazreti Ayşe'nin odası. Ne kadar mütevazidi, ne kadar halim ve selimdi. Gece yarısı mezar kazılıyor, Resulullah'ın mezarı kazılıyor. Herkesin elinde bir fener var, bir lamba var, herkesin elinde fitilleri yanmış birer lamba. Resulullah'ın mezarına doğru geliyorlar. On binlerce Medineli duruyor böyle. En büyük sevgili, en sevgili yar Medine'de gömülecek. En sevgili, en sevgili. Şimdi dönüyordu, oraya gömülecek. Birdenbire Şakran, Hazreti Şakran Resulullah'ın mezarına doğru atlıyor. Resulullah'ın mezarının içine giriyor. Mezar kazılmış, derin bir mezar. Şakran içeri atlıyor. Hazreti Şakran içeri atlıyor. Resulullah'a yıllarca hizmet eden şu sahabi içeri giriyor. Elinde bir şey var. Saklıyor. Gözünden sakındığı bir şey var elinde. Meğer cübbeymiş. Resulullah'ın giydiği cübbe. O cübbeyi atıyor, yere seriyor. Sonra Şakran diyor ki, vallahi bu cübbeyi senden sonra kimse giymeyecek ya Resulallah. Hiç kimse giyemeyecek. Ne kadar kıskanıyordu cübbeyi bile. Yere seriyordu, sonra çıkıyordu mezardan Hazreti Şakran, iniyordu Hazreti Ali mezara. Diğer bütün akrabaları Fadıl ve Şakran ve Kusem kimseye bırakmıyorlar. Diyorlar ki, Resulullah'a verin bize. İşte o an 100 bin sahabi birden hamle yapıyor. 100 bin insan birden Resulullah'a dokunabilmek için. Medine çalkalanıyor. Kadınların sesleri geliyor, bağırıyorlar oradan, ağlıyorlar. Fatıma, Hazreti Ayşe, diğerleri. Hıçkırıklar var Medine'de, çarşamba gece yarısı. Gecenin ilerleyen saatlerinde bütün Medine ağlıyor. Selmani Farisi ağlıyor. Hazreti Bilal yüksek sesle ağlıyor. Dönüyor Hazreti Ebu Bekir, Bilal ezan oku diyor. Hazreti Bilal o Davudi sesiyle Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor. Medine'nin gece yarısında okunan tek ezandır o ezan. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah'a gelince, şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resuludur deyince bütün Medine figan ediyor. Hazreti Bilal'in bitiremediği ezandır o ezan. Bilal o ezanı bitirememiştir. Hazreti Bilal de katılmıştır. O ağlayanlar, hıçkıranlar, kendi kaybedenler içerisinde. Ummu Mektum sadece o ama gözleri görmeyen sahabi sırtını duvara dayamış. Tek bir ayet okuyor. وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْرِ وَرُسُولٌ Bu ayeti okuyor sadece. Muhammed ancak Allah'ın bir Resuludur. Ondan önce nice peygamberler gelmiştir, bu ayeti okuyor. Kalplere bir sükunet. O zaten hiç göremedi ki. Sadece dokunabildi. Şimdi onun kaybı biraz daha az belki. Biraz sonra bir Kerbela yalnızlığı var kalplerde. Bir matem var belki, belki kasıp kavuran bir matem vardır. Muhammed'i arıyorlar. Aleyhissalatü vesselam, gelen birisi ne oldu diyordu. Ne oldu, ne var? Nedir bu figan Medine'de? Medine niye yanıyor, yakılıyor? Diyorlardı ki, Resulullah öldü. Halbuki diyordu ki, ben onu görmeye geldim, Müslüman olmaya geldim diyordu. Nerede Resulullah diyordu. Nerede Allah'ın Resulü diyorlardı ki, mezarında şimdi. İşte şu anda Medine'de gömülüyor. O daha Müslüman olmaya ramak kalmış. Yeni gelen Müslüman Resulullah'ın kabrinin yanına gelip de diyor ki, Muhammed keşke seni görseydim. Keşke sana dokunabilseydim diyor. Orada düşüyor, vefat ediyor.
bir vakit namaz kılamadan, Resulullah'ı göremeden, onun gömüldüğü yeri görüp de vefat eden Müslüman. Evet, en sevgili yar. Ey sevgili yar, sonsuz selam, sonsuz selam.